Bakalım gelini Asiye'ye mi yoksa Tuğba'ya mı? Final gününde beşimiz gitti. Kayınvalidemizin şu an çok iyi düşünebildiğini düşünmüyorum. He? Aç. Aç aç aç. Aç bakamıyorum ben. Tüh. Tuğba! O neydi? Ya ay. Demek ki hayret yani nasıl yapmış? Sana yaptığım muameleler işe yaradı ve bana beşi verdin. Tebrik ederim. Gel öpeceğim. Öpme, öpme beni. Lütfen öpeyim. Gel. Teşekkür ederim Ayşe ablacığım. Gerçekten emeklerimin karşılığını sende aldım. Gerçekten yani beni bugün zaten yeteri kadar demolize ettin. İki tabağa beyni, yani altı yanık, kurumuş, şerbeti çekmemiş dediğin tabağa gittim beş verdim. Biz seninle ne konuşuyoruz? Arada kaldığın tabaklara biraz daha yüksek puan ver. Arada kaldığın bir tabak. Arada kaldığın bir tabak. Gel beraber bakalım. Gel. En güzel benimkiydi değil mi? Altı yanmış seninkinin de. Öyle dedi ya. Elleme tabağı kızım, mı? Kızım sen ne kurumuş. Dedin? Bak şimdi bak. Beni tanırsan. Bak şimdi bak. Altını gördün mü? Bir de buna bakalım. Hangisinin daha fazla yanığı var? Bak kamera bak çekebilir miyiz? Hangisinin daha fazla yanığı var? Geçen... Şimdi sen altı yanmış tabağa ay, beş verir. Buna nasıl bir veriyorsun anne? Az bak, sen zaten kızım, bugün beni üzdün. Kızım dört kullanma. Tamam ben dedi. Sana ne dedim? Arada kaldığın tabaklara verebilirsin. Bunlar zaten elenmiş belli. Bak bu küçücük evet. Olmuş. Bu zaten yapmışım. Çok pişmemiş. Bunun altı şans. Yanmış. Bu yanmamış. Yapmışım bir şey demedim. E yapmışım açmadan niye? Da söyledim. Bak üç verseydin ya dört verseydin. Beşlik tabağı nasıl bir verdin? O çıksaydı sen olsaydın ona niye vermek istemedim? Ya fark etmiyor. İki tane gelini en azından bir şekilde şey yapmış olurdun. Şimdi hepimizi yaktın. Tebrikler. Asiye yüzüm kadar yapmışsın. Bu kadar. Pabuç evet, kadar derler. Evet kaldıra bastı dediğin öyle oldu hayır, zaten. Yapmış. Şey tabağının altını gördün mü? Bak nasıl görebilirim, yanık. Görebilirim olabilir. Nasıl yanık? Bakabilirsin. Lezzet var lezzet. Yansa da lezzet var. Benimkinde de lezzet var. Yok, en azından güzel. Yakmamışım. Güzel şey, yapmış. Şey eline sağlık. Ben hafiften belki yakmıştır diye düşündüm. Bir ölçümüz var. Sen küçük yapıyorsun sen büyük. Neden? Büyük değil ki. Ben tam standart ölçüyorum. Sen kendin dedin. Kameralar çekti. Birinci tabak zaten çok büyük dedin. Hayır boyutu bu şekilde olmalı dedi. Büyüklüğü kuru altı fazla pişmiş. Hı-hı. Onun pişirmesini dışında... biraz fazla yapmış. Kaldıra bastı da şekerpare gibi olmaz. Biraz daha fazla pişer. Tamam. Beğendin mi beğenmedin mi? Çok da beğenmedim tabii şerbetini fazla almamış ama öbürü nasıl olmuş onu bilemem. Ben ikinizin tabağı ben ölçüsü aynı. Senin tabağınla benim tabağımın boyutu aynı, aynı. Zaten. Tuğba bakabilirsin. Değil. Sadece aynı. Seninkinin altı çok yanmış. Hayır. Benimki yanmamış. Hayır. Asiye aynı yanık boyutta değil. Yanık bir tabağa değil. Beş vermiş. Aynı boyutta. Aynı boyutta değil. Değil. Ben de geldim o tabağın başına ya. Bir daha büyük kocaman. Yase seninki hiç senin pişmemiş zaten ya. Senin ikinizinki olmamış ya. Pişmediyse pişmedi. Ben belki tamam. Az pişmiş seviyorum. Tamam, sana pişmemiş. Ne? En azından ben şefin verdiği boyutta yapmışım. Daha büyüğünü yapmamışım. Tamam ben de çok... Anladın mı? Ben de şefin verdiği boyutun yok, zaten yok, kocaman yapmışsın. Gayet güzel. Kocaman pişmiş. Ya elim kadar. Kendi hadi tabağımı benim elim gördüm. Daha büyüktür de Tuğba'nın eli kadar.